Antrenör Ferman Korkutan, Korkutan Spor Akademisi sporcusu, profesyonel kayıtlara göre 2 maç, 2 galibiyet, 2 knockout, 1.77 cm boy uzunluğunda, 21 yaşında, 105 kiloda, Ordulu Boğa, Ümit Balçık. Ve rakibi, antrenör Adem Gül, Adem Gül Fight Club sporcusu, profesyonel kayıtlara göre 3 maç, 2 galibiyet, 2 knockout, 95 kiloda, 24 yaşında, 1.71 cm boy uzunluğunda, Sinoplu, Curly, Hasan Onur Öz. Maçın hakemi Rıza Kaya. Rıza Kayar karşılaşmayı yönetecek değerli izleyenler. Bir ağır siklet mücadelesi, bir yanda 105 kilogram ağırlığında Ümit Balçık. Karşısında 95 kilogram ağırlığında Hasan Onur Öz var. Erkan Hocam, ağır siklet karşılaşmalarında her zaman her an nakavt bekleyebiliriz aslında. Neler söyleyeceksiniz bu maçla ilgili? Evet, iki genç yetenekli ağır siklet kardeşlerimiz. Daha önce maçlar olmuştu. Ümit Balçık maçını almıştı. Şimdi bu aynı zamanda bir rövanş maçı. Çekişmeli bir maç olacak. Dolu dolu bir maç. Çünkü ağır sikletin bir özelliği var. Ringi dolduran ve gerçekten seyir zevkine ayrı bir hava veren iki genç yetenekli kardeşim. İyi olan kazansın diyelim. Bakalım. Evet, ya şunu söyleyebiliriz aslında hocam. Yani ağır siklete göre aslında biraz kısa boylu iki sporcu karşı karşıya geliyor. Evet. Ama bu da bir yandan beraberinde ya bu sporcuların ne kadar büyük bir kuvvetle aslında yüklenmiş olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Yani iki sporcu da çok kuvvetli. Burada hakemlerimiz Sayın Cengiz Pank bu konuyla alakalı hassasiyet gösteriyor. Denk olması, yani ağır siklet de olabilir ama boy eşitliğine de önem vermek gerekiyor. Çünkü bu kickbox branşımızı ifade etmesi açısından çok önemli. Ve karşılaşma başladı. Hızlı da başladık değerli izleyenler. Uzun saçlı olan sporcu Hasan, evet, Onur Öz. Ümit ve daha Ortik'le. İlk 10 saniye içinde rakibini yere indirdi Ümit Balçık. Boks ağırlığı bir çalışma başladılar. Yani gelecek tek bir net darbe burada knockout anlamına gelebilir. Kesinlikle yumrukları çok ağır çünkü ağır sikletlerde. Yani şunu söylemek mümkün hocam. Ağır siklet oldukça, siklet yükseldikçe sporcuların güçleri artıyor ama yani insan çenesinde dayanabileceği aslında belli bir sınır var. O sınırı aşıyorsunuz belli bir noktadan sonra. Knockout ihtimali artmaya başlıyor. Güzel bir sol aparkat geldi. Evet. İkisi de cesaretli ve yürekli sporcular. Gördüğünüz ilk direk yumrukla. Ben Türk sporunda Türk sporcuların gerçekten cesaretli ve yürekleriyle mücadele ettiğini düşünüyorum. Yeni genç yetenekli arkadaşlarımıza da bir şans aslında bu. Dünya arasına çıkması açısından. Kesinlikle öyle. Şimdi Hasan Onur Öz. Üstüne gitti Ümit Balçık'ın. Karaciğer'e güzel bir sol, ardından sol kroşe çeneye doğru isabetsiz geldi. Karşılıklı çok güzel teknikleri. Low kicklerle. Orada kafasına eğerek girdi içeri doğru Ümit Balçık. Rıza Kayar'dan bu konuda uyarı var. Ve devam ediyoruz. Yumruklar İş yapmaya devam ediyor. Hasan çok Onur Öz cephesinde. Hasan'dan. Aynı şekilde Ümit Balçık karşılığını low kick bu sefer blokladı bunu. Ümit. Hasan Onur Öz sol direğiyle geldi. Sağı aradı ardından. Sonra da kaçmayı başardı Ümit Balçık. Ağır siklet ama sabiti. Box ve low kicklerin konuştuğu her şey var bu maçta. K1 kuralları içerisinde. Son dakika içerisindeyiz. İlk round'da değerli izleyenler. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. İki ağır siklet burada karşı karşıya. Evet İzgecan, bu konuya tabii ki sen daha çok yorumcu olarak mükemmel bir konuya hakimsin. Teknikleri çok güzel ifade ediyorsun. İçinde biz de heyecan yaşıyoruz. Orada biz de maç yapıyoruz. O psikolojiyle yürüyoruz şu anda. Ya estağfurullah hocam, sizin bilginizin yanında benimkin lafı olmaz. Şunu söyleyecektim yalnız, şimdi sol kroşelerle evet, geldi bu arada Ümit Balçık. Evet. Biraz sarsmayı başardı Hasan Onur Öz'ü. Sol direk isabetli. Evet. Round'un son saniyelerinde rakibini biraz sarstı. Boğa, Ümit Balçık. İlk round'un son saniyeleri.
Sarılmayın. Fight! High kick denemesi geldi. Ağır siklet olmasına rağmen middle'lar çok kafada. Çok çekişmeli, güzel bir round oldu. Şimdi hocam şunu söyleyecektim aslında ben. Yani doğruya doğru yağ oranı yüksek iki sporcu karşı karşıya. Kesinlikle. Ve bir ağır siklet maçında her zaman bunu düşünürüz zaten. Bu maçta belki daha fazla düşünmek lazım. Hakikaten kondisyon çok önemli olacak. Kesinlikle. Yani ben her zaman söylüyorum. Bu işin en büyük kurallarından bir tanesi kondisyon. Kendilerini iyi ifade etmeleri için kondisyon şart. Haliyle ağır sikletlerde bu biraz daha ihtiyaç. Bizim fiziksel ön plana çıkacak çok aman durumumuz yok ama kondisyon ve antrenman çok önemli bu konuda. Çünkü özellikle bu gibi ağır siklet arkadaşlarımızın kendilerini ifade etmeleri çok çok önemli. Antrenman açısı. Evet, peki hocam ilk roundla ilgili değerlendirmenizi sorayım. Ben şu an gerçekten kendilerini çok iyi başladılar, ifade ettiler. Bu roundı kafa kafaya gitti düşünüyorum. Şimdi ikinci ve üçüncü roundlarımız işin son roundu aslında belli olacak. Herhangi bir kroki olmazsa, çünkü çok sert yumruklar geliyor. Çok patlayıcı tekmeler basıyorlar. Evet, ikinci rounda başlıyoruz değerli izleyenler. Ya ben de aynı fikirdeyim. Aslında Hasan Onur Öz biraz daha iyi başlamıştı rounda ama son bölümlerde Ümit Balçık da kendini gösterdi. Şimdi ikinci round bakalım nasıl başlayacak. Yine sert yumruklarla başladık. Sporcuların gardları da yavaş yavaş düşüyor bu arada, yorgunluk arttıkça. Açık vermeye başladılar. High kick isabeti geldi yine Hasan Onur Öz'den. Ümit Balçık kapandı bir diz. Low kick'le karşılık verdi Ümit Balçık. Diz geliyor, sağ köşe kaçtı. Tuzluca'da taraftarların, izleyicilerin sesleri hala yüksek. Gerçekten nefis bir izleyici kitlesi olduğunu da söylemek lazım. Kesinlikle. Tuzluca halkı bu konuda ilk kez böyle bir organizasyona şahitlik ve ev sahipliği yapıyor. Heyecan dolu. Herkes ringteki sporculardan daha heyecan yaşıyor. Ya ve kesinlikle tıklım tıklım salon. Kesinlikle. Çok güzel bir atmosfer içerisinde yürüyoruz. Güzel bir low kick geldi. Çok sert. Ümit Balçık rakibinin dengesini de bir an bozmayı başardı. Evet. Şu anda ters karda geçti rakip. Aldığı darbelerden dolayı çok sağlam bir direk yumruk Ümit Balçık'tan. Low kickler devam ediyor bu sefer sağ bacağa doğru. Ümit Balçık'tan ama Hasan Onur Öz biraz sarsmayı başardı gibi vurdu Ümit Balçık'ı. Evet. Tekrar rüzgarda dönme çabası. Sol direk isabeti geldi. Sağı çıkardı Hasan Onur Öz. Hasan Onur Öz de bu konuda geri vites yapmıyor. Asla presini bırakmıyor. Evet, çok sağlam. Yani çok sağlıklı bir round gidiyor. Ama low kickler çok net isabetli oldu. Ve Erkan hocamın da bahsettiği gibi yani düz gardlı sol bacağı önde dövüşüyor olmasına rağmen ters garda dönmek durumunda kaldı. Kesinlikle. Burada. Kesinlikle bu sporcunun aslında biraz zeki olduğunu ifade ediyor çünkü. Kendini çok iyi round olarak bitirmesi gerekiyor. Şu an ters gardla mücadele etmeye başladı. Ya bir yandan da maçın ortasında gard değiştirebilmek de her sporcunun harcı değildir aslında. Kesinlikle. İyi bir temeli olduğunu da gösteriyor bu Hasan Onur Öz'ün. Ama ya evet, ters garda geçtiğinden beri üstünlük Ümit Balçık'a doğru da geçti gibi maçta, onu da söylemek lazım. Evet. Şu anda enerjileri daha bir düşüştü ama yine boksunu ve tekmelerini hala konuştular ve sol bacakları çok sert darbelemeye başladı. Ümit Balçık direklerini güzel kullandı. Kroşeyi arıyor. Sol kroşe geldi. Low kick isabeti. Hasan Onur Öz'den daha isabetsiz yumruklar geliyor. Ümit Balçık'ın değerlendirebileceği ve low kick'te bacağı bitirmek üzere. Tekrar ters karda dönmek zorunda kaldı zaten Hasan Onur Öz. Ve hareketi de iyice yavaşlamış durumda bu gelen low kicklerin ardından. Sağ kroşe isabeti. Biraz sarsıldı Hasan Onur Öz. Ümit Balçık round'un son bölümünde knockout'a gidebilecek mi? Sağ direkt geldi. High kick. Ayağı kaydı ama o ağır sikleti ayağa kaydı. Ufak bir büyütülme var mı bilmiyorum. Yerden kalkmakta biraz zorlanıyor Ümit Balçık. Devam ediyor karşılaşma ve round'un sonu. Round'un sonu geldi. Evet, ağır sikletlerde bunlar yaşayabiliyoruz. Evet, ikinci round'un sonu değerli izleyenler. Ümit Balçık'ın sağ elmacık kemiğinde ufak bir açılma var ama çok büyük problem olmadığını söylemek lazım. Ufak bir açılma gerçekten. Evet, bu round üstünlüğü ben Ümit Balçık'ta görüyorum. Çünkü daha net ve patlayıcı darbeler vurdu. Yani dediğim gibi 3. round her şeyi belirleyecek. Özellikle ağır siklet. Hasan Öz ilk roundı çok hızlı başladı. 2. round performansı biraz etkisiz kaldı ama şu anda ben Ümit Balçık'ın bu roundda daha kendini ifade ettiğini görüyorum. Bu arada bizleri
takip eden İstanbul bölgesinden değerli başkanım Sayın Starçağ Elektronisi Boya Ahmet Atabey, Türkiye Caferler Siyasi Komisyon Başkanı, aynı zamanda Küçükçekmece MHP İlçe Başkanı Yardımcısı Ahmet Atabey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Topluca bizleri takip ediyorlar. Selamlarını iletiyorlar. Hocam. Evet, üçüncü raundu artık başlayacağız değerli izleyenler. Maçın başında da konuştuğumuz üzere kondisyon çok önemli olacak. Başladı üçüncü round. Güzel bir sol isabetiyle başladı Ümit Balçık. Low kick bir kez daha isabetli. Sağ direkt kontrası. Yumruklar suratta gerçekten patlayıcı gidiyor. Ya sırt iplerdeyken de güzel isabetler buldu orada Ümit Balçık. İşin noktasını koyacak rounddayız şu anda. Her ikisi de boy avantajı, kilosu ve gerçekten kendilerini çok iyi ifade etmeye başlıyorlar. Son round çünkü ve low kickler çok sağlam. Sağ isabeti geldi dizle. Üstüne gitti rakibinin ardından Hasan Onur Öz. Sarsılmadan devam ediyor karşılaşmaya Ümit Balçık. Sol direkt isabeti geldi, bir sol daha. Sağa uzattı, isabet yok Hasan Onur Öz. Vücuda bir sol. Kondisyonumuzu burada biraz eksik görüyoruz her iki sporcu da. Eller aşağıya düşmeye başladı. Ama boks ağırlıklı yürümeye çalışıyor. Çünkü ağır siklette... evet. Sol direklerin ardından bir low kick. Ümit Balçık geri adımlayan taraf. Hasan Onur Öz öne adımlayan taraf. Karşılaşmanın geneli böyle gitti zaten. Bir low kick daha. Bir kez hafif bloklamayı başardı. Aparkatı aradı. Hasan Onur Öz bulamadı. Bana göre son roundlarda özellikle sporcuların ringi iyi kullanmasına bakar mücadele açısından. 1 dakika 40 saniye var. Maçın sona ermesine sağ köşe yaradı. Hasan Onur Öz'e karşı Ümit Balçık. Ama iki sporcu da gerçekten çok yorulmuş kesinlikle durumda hocam. Ama yürekli ve cesaretli mücadelesi var her iki sporcunun da. Şimdi bunu değerlendirebilmek de önemli. Yani rakibin yorgunluğunu ve verdiği açı değerlendirebilmek de önemli. Sadri'ye hemen isabet çevirdi. Bir sağ daha geliyor rakibin çenesine doğru Ümit Balçık'tan. Hasan Onur Öz. Ya bir miktarda o da maç disiplinden kopmuş gibi gözüküyor şu anda yorgunluk Ümit dolayısıyla Balçık açıkçası. Ümit Balçık tekmelerle puanlarını da iyi şekilde toparlıyor. Burada ya çok yavaşladı kafa kafaya hocam. Ama... Hasan Onur Öz çok yavaşladı. Hem yorgunluk hem de o low kicklerle birlikte hareketlilik miktarı çok azaldı. Karşılaşmanın başından bu yana. Sol direkt isabeti geldi. Ümit Balçık'tan. Son artık 40 saniyeye doğru gidiyoruz. Evet, Ümit Balçık biraz daha sağlam patlayıcı vuruşlarla rakibe boks ağırlıklı giriyor. Hasan Öz biraz daha düştü bu roundda ama tek tek gidiyor. Ümit Balçık biraz daha kombinasyon yapmaya çalışıyor. Yani yumrukları da daha doğrusu aslında biraz yavaşlamış durumda artık yorgunlukla birlikte Hasan Onur Öz'ün. Güzel bir kombinasyon geldi. Şimdi Ümit Balçık biraz daha zor bir durumda. Rakibinin ensesine asılmaması lazım. Yalnız çok yoruldular gerçekten. Bunu görmek çok net mümkün. Aparkatla geldi Hasan Onur Öz. Yine aparkatla çıktı. Low kick isabeti. Evet. Çok sert darbeler ve mücadele sona erdi. Üçüncü round da sona erdi değerli izleyenler. Ümit Balçık, Hasan Onur Öz karşılaşması. Ben bu roundu berabere görüyorum. Yani karşılıklı çok ama Hasan Öz performansı kondisyona bağlı mı bilmiyorum. Ümit Balçık'ın biraz daha ikinci roundda performansı işi çevirebilir. Round uzayabilir hakemlerimiz tarafından. Ama Ümit Balçık'ı bir tık daha önde görüyorum. Evet, bakalım karar ne olacak? Yani benim görüşüm de aslında 3. round'un da aslında Ümit Balçık'a gittiği yönünde. 2-1 veya 3-0'lı Ümit Balçık'ın kazanması ihtimali daha yüksek görüyorum ama tabii evet. Ya maçı hakem gözüyle izlemek çok daha farklı bir durum. Kesinlikle. Çünkü hakemlerimiz bu konuda hem net vuruşlara hem de patlayıcı bir tekniği baz alaraktan puanlamasını yapıyor. Ya bir de bir yandan hocam biz yorumlayarak anlattığımız için aynı şekilde bakamıyoruz. Hakemlerimiz bakalım nasıl bir karara vardılar. Hep birlikte öğreneceğiz değerli izleyenler. Her Ümit Balçık mı kazandı yoksa Hasan Onur Öz mü? Yanına davet ediyoruz. Kazanan 3-0'lık skorla Mavi Köşe Ümit Balçık.
Ümit Balçık kazandı değerli izleyenler. Namağlup devam ediyor. Boğa lakaplı sporcu kariyerine 3 maçta 3 galibiyet oldu. Bu sefer aradığı nakavtı bulamadı belki ama karşılaşmayı kazanmayı başardı.